Volkan, bir oturur musun artık? Neden itiraz ediyorsun anlamadım. Bak, bu ara üst üste çok iyi işler yaptık. Allah'a şükür şirketin durumu da gayet iyi. Gel inat etme. Gereken parayı çek, al şu evi. Bir anda hesaptan bu kadar yüklü parayı çekip şirketi zor duruma düşürmeyi istemiyorum Hakan. Zor duruma falan düşmeyiz canım. Ne alakası var? Volkan, yoksa sen ayrı eve çıkmak istemiyor musun? Anlaşıldı. Öyle desen oğlum. Hakan, sen yine de Merve'ye bu konuyla ilgili bir şey söyleme. Şu sıralar nasılsa araları iyi. Yani boş yere de masraf yapmayalım. Annemi de yalnız bırakmayalım diyorum. Hah, böyle de canım ye. Ben de vicdan azabı çekip durmayayım. Yok ya, ne alakası var seninle? Ya bir de yılların alışkanlığı var. Şimdi birdenbire başka bir evde, başka bir düzende nasıl yaşarım bilmiyorum. Volkan, sen tam bir ana kuzususun ha. Hiç de değil. Evet, kesin öylesin. Değilim. Kayınvalidem yapmış, çok da güzel biliyor musun? Simge, Allah aşkına al. Üf, ay istemem Merve. Bakıyorum da bu aralar su sızmıyor kayınvalidenle aranızda. Allah bozmasın. Ne yapayım ya? Öyle anahtarı elimizi tutuşturup huzur evine gidiyorum deyince şurama bir şey oldu ya. Aman aman, Allah muhabbetinizi artırsın, ne diyeyim? Çok zavallı Allah aşkına. Ay yok yok, ben senin gibi değilim ki kızım. Hemen kilo alıyorum, of ya. Simge, canım. Olamaz ya, senin ne işin var burada? Aşk olsun, onca yıldan sonra beni böyle mi karşılayacaksın? Sen yurt dışında değil miydin? Gördüğün gibi artık buradayım işte. En son Norveç'teydim. Ancak orada Türkleri pek sevmiyorlar. Bence Türkleri değil de seni sevmemişlerdir. Simge, ne kadar ayıp. İnsan amcasıyla böyle mi konuşur? Amca mı? Maalesef şeker. Böyle davrandığına bakma. Sülalede en çok Simge'yi severim. Tabii o da beni. Annemi dolandırmadan önceydi o sevgi. Aa, ne kadar ayıp. İnsan hiç akrabasını dolandırır mı? Sadece küçük bir yanlış anlaşılmaydı o. Amca, doğrusunu istersen çok uygun değilim. Gördüğün gibi çalışıyorum. Hadi amcacığım, hadi canım. Tamam hadi. Canım. Sen işine bak, tamam. Amca! Ha, bu arada paraya falan ihtiyacın varsa... Aa, senden para istemeye gelmedim herhalde. Ne kadar ayıp. Tam tersi. Durumum gayet iyi. İstersen ben sana yardımcı olabilirim. Yok, aman ben istemem. Peki niye geldin? Neden olacak? Tabii ki seni görmeye. Tamam, gördün işte, bitti. Hadi bakalım. Bu kız hep böyle açık sözlüydü. Ama bana asıl kocan yüzünden böyle davrandığını biliyorum. Ne yapayım? Bir takım aksilikler oldu. Yurt dışına gitmek zorunda kaldım. Ondan aldığım parayı da geri veremedim. Neyse, artık önemi yok. Boşandık zaten. Ama o para yüzünden bana söylemediğini bırakmadı. Görgüsüz adam. 3 kuruş için senin kalbini kırdı demek. 60.000 dolar. 3 kuruş mu sence amcacığım? Oha! Ağzımdan kaçtı benim. Bu güzel hanımla beni tanıştırmayacak mısın? Ondan uzak dur. Hem evli hem de zengin sayılmaz. Aşk olsun Simge. Benim kocam bugüne bugün bu şirketin ortağı. Hı? Unuttun galiba. Durumumuz da gayet iyi. Simge, ben muhasebedeyim. Tamam. Bak amca, beni görmek istedin ve gördün. Hadi lütfen git. Nişanlınla tanışmadan bir yere gitmem. Of. Şu şanslı adamı merak ediyorum doğrusu. Demek şirketin yarısı onun. İyi de bunu sen nereden biliyorsun? Sabri yalan söyledi. Zaten onun ağzında bakla ıslanmaz. Simge, Mimar Kemal Bey gelmedi değil mi? Hayır Hakan'cığım. Bu o mu? Kim? Pardon. Gel bakalım buraya delikanlı. Damadımız da pek yakışıklıymış. Amcam.